Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. TYT Fizik Soru Kampımıza Dalgalar 2 videosuyla devam edeceğiz. Bu videoda da sizlere 7-8 tane soru çözeceğim ve dalgalara noktayı koymuş olacağız. Bu soruya ben başlamadan önce senden rica ediyorum bu soruyu önce sen çöz. Çünkü birçok öğrenci bu soruda hata yapıyor. %95'i hata yapacak eminim. Önce sen çöz cevabını yorumlara yaz daha sonra benden izle ki daha dikkatli bir şekilde öğrenmeni gerçekleştirmiş olursun diye düşünüyorum. Şimdi bir dalga leğeninde K kenarındaki dalga kaynağının ürettiği dalgaların üstten görünümü verilmiş buna göre. Bu görünümün nedeni cümlelerinden hangileriyle açıklanabilir? Yani giderek böyle bir sıklaşma söz konusu. Şimdi iki tane tepe noktası arasındaki mesafeye biz dalga boyu diyoruz. Yani şurası bizim için bir dalga boyudur. Haliyle şurası daha küçük bir dalga boyu. İşte dalga boyu giderek küçülmüş gibi bir görüntü var. Yani. Şimdi buna göre diyor ki kaynağın titreşim frekansının artması. Kaynak neredeydi abi? K kenarındaki dalga kaynağı diyor. Yani K kenarına bir dalga kaynağı olduğunu düşünelim. Dalga kaynağımız buradan dalgaları üretiyor. Şimdi kaynağın frekansı giderek artsa ne olurdu? Dalgalarda kesinlikle bilmemiz gereken denklem lambda eşittir v çarpı 1 bölü f mantığına göre. Eğer frekans artsaydı dalga boyu giderek azalırdı. Şimdi birçok öğrencimiz baktı ve dalga boyu giderek azalmış hocam. Önceden dalga boyu büyükmüş, sonradan dalga boyu daha küçük, sonradan daha küçük, sonradan daha küçük diye düşünmüş olabilir ve bunun doğru olduğunu söylemiş olabilir. İşte burada hatayı yapıyoruz. Çünkü dalga boyu giderek azalmıyor. Dalga boyu giderek artıyor. Nasıl olur hocam diyebilirsin? Ama ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi burada sence bizim ürettiğimiz birinci dalga hangisi? Kaynaktan en uzak olan ilk ürettiğimiz dalga değil midir? Yani aslında bu bizim birinci ürettiğimiz dalgadır. Bu daha sonra ürettiğimiz dalgadır. Bu daha sonra, bu daha sonra, bu da en son ürettiğimiz dalga değil midir? Yani kaynağa yakın olan dalga en son üretilen dalga değil midir? Sonradan üretilen dalgaların dalga boyları daha büyük. Önceden üretilen dalgaların dalga boyları daha küçük değil mi? Yani dalga boyu giderek artmamış mı? Öncedenki dalga boyları küçük, sonradanki dalga boyu daha büyük, sonradanki dalga boyu daha büyük, sonradan daha büyük değil mi? Yani dalga boyu giderek artmış. Oysa şöyle görsele baktığımızda dalga boyu giderek azalmış gibi duruyor. Çünkü biz en sondakileri ilk üretilen dalgalar olduğunu düşünmüyoruz. Şuradakileri ilk üretilen dalgalar gibi düşünüyoruz. Bu bir mantık hatasıdır. Yani dalga boyu giderek azalmamış, dalga boyu giderek artmış. Dolayısıyla dalga boyunun artması frekansın azalmasıyla mümkün olur diyeceğiz. Yani bunun yanlış olduğunu söylememiz gerekiyor. Kaynaktan uzaklaştıkça su derinliğinin azalması diyor. Kaynaktan uzaklaştıkça eğer derinlik azalıyorsa yani burası sığ, burası da derin ortam ise Zaten su dalgalarınızı derinliğe bağlıdır. Derin ortamda dalgalar hızlıdır. Sığ ortamda dalgalar yavaştır. E, lambda eşittir v çarpı 1 bölü f mantığına göre. Eğer ortam giderek sığlaşıyorsa, sığlaştıkça hız azalır, hız azaldıkça dalga boyu azalır. Yani aşağı doğru ilerledikçe eğer derinlik azalıyorsa dalgaların hızı da azalır. Hızı azalırsa da dalga boyu azalır. Dolayısıyla bu olayın nedeni bu olabilir diyoruz. Kaynağın titreşim genliğinin küçülmesi. Genlikle dalga boyu arasında hiçbir alaka yok. Yani genliğin azalması ya da artmasının dalga boyuna artma ya da azalma gibi bir yansıması yok. Genlik dalgaların enerjisiyle ilgilidir. Başka da bir şeyle ilgili değildir. Yani genliği büyük olup dalga boyu küçük olan bir dalga olabilir. Ya da genliği küçük olup Dalga boyu büyük olan bir dalga da olabilir. Yani bir bağlantı söz konusu değil. Bununla bu olay açıklanamaz. Sorumuzun cevabı yalnız 2B şıkkı oldu. Şimdi bir dalga leğenine H yüksekliğinde bulunan şekildeki damlalıktan eşit zaman aralıklarında eşit sayıda damla düşmektedir. Tamam. Bu durumda su yüzeyinde oluşan dairesel su dalgalarının periyotları T genlikleri A kadar olmaktadır. Buna göre başka hiçbir değişiklik yapılmadan damlalık 2H yüksekliğine çıkartılırsa Periyot ve genlik nasıl değişir? Yani damlalık daha yüksek bir noktadan damlalarını göndermeye başlarsa işte hangileri nasıl değişir? Periyot ve genlik nasıl değişir? Haliyle bir kere genlik artar. Neden? Çünkü şuradan düşen bir dalganın yani bir su damlasının suda yarattığı darbeyle daha yukarıdan düşen bir damlanın suda yarattığı darbe aynı mıdır abi? Aynı değildir. Yani daha yukarıdan düşen suya daha fazla bir darbe yapacağı için suyun içerisindeki titreşim genliği artacaktır. Yani şöyle düşünün. Elinize küçük bir taş, atı, taş alın. Bu küçük taşı suyun hemen üstünden bıraktığınızı düşünün. Ne yapar? Suyun içerisinde küçük bir dalga oluşturur. Ama eğer siz o taşı suya daha yüksek bir noktadan bırakırsanız o taş suyun içerisine böyle cumburlop diye dalar ve suyun üstünde daha büyük bir dalga oluşur. Yani su damlaları yakından damladığında dalgaların yukarı aşağı titreşimleri zayıf olur. Su damlası daha yukarıdan bırakıldığında dalgaların su içerisinde yarattığı titreşim daha büyük olur. Yani denge konumuna olan uzaklıklar başlangıçta azdı. Fazla çünkü uzaktan bırakılmadığı için sudaki dalgaların genlikleri küçüktü. Küçük küçük salınım yapıyorlardı. Ama su damlaları daha yukarıdan bırakılırsa daha da böyle büyük bir dalga oluşacaktır. Yani dalgaların genlikleri ne olacak? Artacak. Dolayısıyla A artar diyeceğiz. Peki periyot ne olur? Periyot kaynağa bağlı. Şimdi burada ne demişti? Eşit zaman aralıklarında eşit sayıda damla düşmektedir diyor. Mesela bir saniyede bir damla düşüyorsa yine bir saniyede bir damla düşmeyecek mi? Yani bu değişiyor mu? değişmiyor. Sadece ilk damlanın suya ulaşma süresi değişiyor. Mesela burada ilk damla örnek veriyorum 2 saniye 3 saniye sonra suya ulaşıyorsa buradaki ilk damla 6 saniye sonra suya ulaşacak. Ama sonuçta suya ulaştığı anda bu suda bir dalga oluşacak. Bir sonraki dalga 1 saniye sonra oluşacak. Çünkü buradaki damlalar arasında hep 1 saniye fark yok mu? Hani 1 saniyede bir damla üretiyorsa bir saniye sonra başka bir dalga düşecek ve bir dalga daha oluşacak. Bir saniye sonra üstteki dalga düşecek ve bir dalga daha oluşacak. Burada da aynısı. Bu dalga oluşuyordu. Bir saniye sonra yeni dalga oluşuyordu. Bir saniye sonra yeni dalga oluşuyordu. Yani burada dalgaların üretilme süresinde bir değişiklik yapılmadığı için burada periyot ya da frekans değişmez. Sadece ne oluyor? Suya yakın olduğunda hemen dalga oluşuyor. Ama oluştuktan sonra hep bir saniyede bir dalga oluşuyor. Suya uzak olduğunda da biraz daha geç dalga oluşuyor. Ama oluştuktan sonra hep aralarında bir saniye oluyor. Çünkü bu sürekli bir saniyede bir dalga, bir saniyede bir damla bıraktığı için periyotta bir olmuş oluyor. Yani uzak ya da yakın olması periyodu kesinlikle etkilemez, değişmez, artar dememiz gerekiyor. Yani buradaki damlalıktan eğer daha sık damlalar çıksaydı yani bir saniyede bir değil de yarım saniyede bir damla çıksaydı periyot o zaman değişirdi. Öyle bir şey olmadığı için periyot değişmiyor. Şimdi bu sene sınavda gelen MSU sınavında gelen dalga sorusuna kısaca bir göz atalım. Yani ne kadar güzel basit bir soru olduğunu şimdi size göstereceğim. Şimdi bir tane bu otomatik hani şarjlı diş fırçaları oluyor ya. Dolayısıyla böyle bir diş fırçası yapılmış soruda. Bu diş fırçasının ucuna da bir tane ip bağlanmış. Haliyle diş fırçası çalıştırıldığında düğmesine basılıp çalıştırıldığında diş fırçası yukarı aşağı titreşim yaptığı için ucuna bağlı olan ip de yukarı aşağı titreşmiş ve ip üzerinde şu şekilde dalgalar oluşmuştur diyor. Tamam bunu anlatıyor. Sonra diyor ki ip üzerinde oluşan dalgaların dalgaların hızının artması için diyor soruda. Hızının artması için neler yapılmalıdır diyor. Şimdi konusunu düzgün öğrenen bir öğrenci diyor ki dalgalarda hız ortama bağlı. Peki bu dalganın ortamı nedir? İpin kendisidir. Yani yay dalgaları gibi düşünebiliriz bunu. O zaman ipin kendisinin değişmediği sürece hızın değişmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Yani buradaki ipi çıkartıp yerine başka bir ip bağlamadığın sürece buradaki dalgaların hızı değişmez. Dolayısıyla diyor ki dalgaların hızının artması için ya da azalması için ne yapılmalıdır diyor. 1. İşte diyor ki diş fırçası ikinci seviyeye alınıp bu daha hızlı titreştirilmelidir. Yani diş fırçası şu şekilde titreşiyorsa daha da hızlı titreşsin diyor. Birim zamanda üretilen dalga sayısını arttırırsın. Bu frekans demek. Yani birim zamanda üretilen dalga sayısı frekans demek. Dolayısıyla sen bu makinenin daha hızlı çalışmasını sağlarsan frekans artar. Ama üretilen dalgaların ip üzerindeki yayılma hızı değişmez. Çünkü ipi değiştirmedin. Sen bu ipi daha ince ya da daha kalın yapmadığın sürece o hız değişmeyecek. Lambda eşittir v çarpı 1 bölü f mantığında frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Kaynak yavaş titreşiyorsa frekans küçüktür. Kaynak hızlı titreşiyorsa frekans büyüktür dedik kaynağa bağlı. Dolayısıyla kaynağın titreşim frekansı değiştiğinde frekans değişir ama hız değişmez. Dolayısıyla bir şıkta da diyordu ki işte buradaki diş fırçasının daha yukarı ya da daha aşağı gelsin diyor. Yani hani böyle küçük küçük titreşim yapmasın da daha yukarı ve daha aşağı daha çok titreşim yapsın. O zaman da üretilen dalgaların genlikleri artar. Yani daha yukarı daha aşağı titreşirse denge konumuna olan uzaklıkları artar. Yani burada genlik küçüktür deriz. Burada genlik büyüktür deriz. Ama hız yine değişmedi. Çünkü aynı ipi kullandığın sürece hız değişmeyecek. Hız ortama bağlı. Ama bir sonraki şıkta diyor ki bu ipin yerine ince bir ip bağlanmalıdır. İşte şimdi oldu. İp incelirse ince yayda hız fazla olduğu için işte dalgalarınızı o zaman artar diyeceğiz. İşte böyle bir soruydu. Yani kavramları doğru öğrenen öğrenciler yaptı aynı ortamda bulunan. Bak ortamın aynı olduğuna vurgu yaptı mı? Yaptı. Özdeş K ve L diyapozonlarına bir tokmak ile F ve 2 F ile vuruyoruz. Diyapozonlar ses dalgaları yaymaya başladıklarında yargılarına hangileri doğrudur? K diyapozonunda oluşan ses dalgalarının sürati L diyapozonundakine göre daha büyüktür. Bak aynı ortamda bu ses dalgaları yayılmıyor mu? Yayılıyor. Ortam aynıysa hız aynıdır. Çünkü hız sadece ve sadece ortama bağlı. Yani buna 1F vurdun, buna 2F vurdun. İşte bu K diyapozonu, bu L diyapozonu, diyapozonlar farklı bile olsa. Yani burada özdeş diyapozonlar demiş de özdeş demese. Bir tanesi uzun çubuklu bir diyapozon olsa, bir tanesi daha kısa çubuklu bir diyapozon da olsa fark etmiyor. Bu iki diyapozonda aynı ortamda oldukları için ürettikleri seslerin Aynı ortamda ilerlemesinden dolayı hızları, süratleri birbirine eşittir. Burada büyüktür diyor bu yanlış. L diyapozonunda oluşan ses dalgalarının şiddeti K diyapozonundakine göre daha büyüktür diyor. E şiddet Ona sen 2 efle vurduğun için, diğerine 1 efle vurduğun için 2 efle vurduğunda şiddet daha yüksek oluyor. Yani tokmağı daha sert vurduğun için daha şiddeti yüksek bir ses ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim Buradaki ses dalgalarının genlikleri daha küçüktür, şiddetleri daha azdır. Buradaki ses dalgalarının genlikleri daha yüksektir, şiddetleri daha yüksektir. Yani bu doğrudur. K ve L diyapozonunda oluşan ses dalgalarının frekansları eşittir diyor. Frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Kaynaklar aynı mı? Aynı. Yani kaynak dediğimiz sesi üreten aygıt değil mi? Yani sesi üreten aygıt burada bu diyapozon, burada da bu diyapozon. Ve soru bana bunların özdeş olduğunu yani boylarının falan aynı olduğunu maddelerinin aynı olduğunu anlatmıyor mu? Anlatıyor. Kaynak aynı diyor sana. Kaynak aynıysa frekans aynıdır. İşte demek ki frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Yani 2F vurman F vurman bir şey değiştirmez. Kaynak aynı olduğu için frekans aynı oluyor. Ortam aynı olduğu için hız aynı oluyor diyeceğiz. Dolayısıyla frekansları eşittir. Burada birine 2F birine F vurduğumuz için birinin şiddeti fazla birinin şiddeti az olur. Hepsi bu. Başka hiçbir şey değişmez. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Şimdi özellikleri her yerinde aynı olan bir ortamda diyor. Yine ortamımız aynı. Yani buradaki kırmızının ya da mavinin ortamları farklı mı? Hayır. Aynı ortamda sonuçta bunlar birazdan ses üretecek. Diyor ki düşey kesti verilen işte kısilafon aynı malzemeden yapılmış boyları farklı. Düzgün ve türdeş diyor. Çubukları yan yana sabitlenmesiyle oluşturulmuş bir vurmalı müzik aletidir. Bir tokmak yardımıyla çubukların orta noktalarına vurularak ses frekansları elde ediliyor diyor. Şimdi burada diyor ki sesin frekansı ile çubukların uzunlukları ters orantılı. Bak burada bize bir bilgi verdi. Yani kısa çubuk ile uzun çubuk arasında frekans farkı var ters orantılıdır diyor. Yani kısa çubuğun frekansı mesela buna x dersem buna y dersem kısa çubuğun frekansı ne oluyor? Yüksek oluyor. Uzun çubuğun frekansı düşük oluyor. Ters orantılıdır diyor ya. İşte bunu anlatmaya çalışıyor. Yani boyu kısa olanın frekansı yüksek. Buna ince ses denir bu arada. Frekansı yüksek sese ince ses, frekansı düşük sese kalın ses denir. Bu arada frekansa fizikte yükseklik de denir. Çok ilginç bir şeydir ama yani sana dese ki buradaki X telinin çıkardığı sesin yüksekliği Y telinin çıkardığı sesin yüksekliğinden fazladır. Yükseklik dediği anda sen diyeceksin ki frekans diyor bana diyeceksin. O zaman frekans X'in yüksek mi? Evet. Yani doğru diyeceksin. Bak bu yükseklik de gelebilir dikkat et. Buna göre hangileri doğrudur? Mavi çubuktan çıkan sesin yayılma sürati kırmızı çubuktan çıkan sesin süratinden büyüktür diyor. Hayır. Aynı ortamda oldukları için süratleri aynıdır demesi gerekiyor. Yeşil çubuktan sesen çıkan sesin kalınlığı kırmızı çubuktan çıkan sesin kalınlığından daha fazladır. Yani yeşil çubuk daha kalın bir ses üretir diyor. Kalın ses frekansı düşük sestir. Yani yeşil sesin frekansı düşüktür diyor kırmızı çubuğun çıkardığı sesin frekansı daha yüksektir diyor. E bakalım kırmızı çubuk yeşilden daha kısa değil mi? Kırmızı kısaysa kısa olanın da frekansı yüksek olmuyor muydu? Evet. Dolayısıyla kırmızının çıkardığı ses daha incedir. Yeşilin çıkardığı ses daha kalındır. Bu da yeşilin çıkardığı sesin kalınlığı kırmızınınkinden daha fazladır. Yani bu doğrudur. Peki kırmızı çubuktan çıkan sesin dalga boyu yeşil çubuktan çıkan sesin dalga boyundan küçüktür. Diyor. Şimdi dalga boyu ile frekans hız arasında nasıl bir bağıntı vardı? Lambda eşittir v çarpı 1 bölü f. Şimdi ortamlar aynı dolayısıyla hızlar aynı dedik mi? Dedik. Yani bunun üstünü çizeceğiz. O zaman frekansı büyük olanın dalga boyu küçük diyebiliyor muyum? Evet ters orantı. Şimdi burada kimi kıyaslıyoruz? Yeşil ile kırmızıyı. Şimdi yeşil ile kırmızıdan hangisinin frekansı daha büyüktü? Kırmızı. O zaman kırmızının frekansı büyük olduğu için yeşilin frekansından e, ters orantılı olduğuna göre o zaman yeşilin dalga boyu büyük olacak. Kırmızının dalga boyundan. Buraya baktığımızda kırmızı sesin dalga boyu yeşilden daha küçüktür diyor. Bak kırmızı küçük yeşil. Yani bu da doğru. O zaman sorumuzun doğru cevabı değişik. Geldik bu soruya. Bir müzik konserinde Sevil Orkestra'nın bulunduğu sahneye yakın. Bak Sevil yakın bir yerde oturuyor. Efe ise sahneye daha uzak bir yerde oturuyor. Konseri izliyorlar. Buna göre orkestrada bulunan gitardan çıkarak Sevil ve Efe'ye ulaşan ses dalgalarının niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü birbirine eşit. Şimdi burada bir gitar var. Yani gitarı çok iyi çizemem ama yani sonuçta şöyle bir şey çizeyim. Ya. Burada üretilen bir ses Sevil yakında oturuyor, şurada oturuyor. Efe ise daha uzakta oturuyor. Şimdi Sevil ve Efe aynı ortamda bulunmuyor mu? Evet. Dolayısıyla gitardan çıkan ses Sevil'e de aynı ortamda geliyor, Efe'ye de aynı ortamda geliyor. Ortamlar aynıysa hızları aynıdır. Yani yayılma süratleri birbirine bu seslerin kesinlikle eşittir. Peki. Yükseklik ne demekti? Frekans demekti. Peki frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Sevil de aynı kaynaktan çıkan sesi dinliyor. Efe de aynı kaynaktan çıkan sesi dinliyor. Demek ki duydukları seslerin frekansları eşit. Ama genlikleri aynı değildir. Genlik şiddet ile orantılıdır. Peki şiddet ne ile orantılıdır? Kaynağa yakınsan sesi daha şiddetli duyarsın. Kaynağa uzaksan sesin şiddetini az duyarsın. Mesela bir müzik aletinden işte bir müzik çalıyor sen kaynağın dibine girersen sesi şiddetli hissedersin. Bak sesi yüksek hissedersin demiyorum. O yanlış bir kavram. Fizikte sesin yüksekliği frekansı demektir. Kaynağa yakın olsan da uzak olsan da sesin yüksekliği aynıdır. Çünkü yükseklik şiddet anlamına gelmiyor. Yükseklik frekans anlamına geliyor. Dolayısıyla sese yakın olmak ya da uzak olmak sesin frekansını değiştirmediği için yüksekliğini değiştirmiyor. Yakın olmak ya da uzak olmak şiddeti değiştiriyor. Başka da hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla duydukları seslerin hangisinin şiddeti daha büyüktür? Sevilin şiddeti efenin şiddetinden daha büyüktür. Sevilin duyduğu sesin genliği efenin duyduğu sesin genliğinden daha büyüktür diyebiliriz. Genlikle şiddet doğru orantılı. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Aynı ortamda bulunan özdeş K ve cam şişeleri Yükseklikleri sırasıyla 6 ve 10 santimetre olacak şekilde su doldurulmuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Her iki şişenin ağız kısmına yatay doğrultuda üflendiğinde L'den çıkan ses K'nınkine göre daha incedir diyor. L incedir diyor. İnce demek frekansı yüksek demek. Yani L'nin çıkardığı sesin frekansı K'nınkinden daha yüksektir diyor. Şimdi çalgılar 3'e ayrılıyor. Vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar ve telli çalgılar. Ve prensip hep aynı. Mesela telli çalgılarda biri kısa biri uzun. X, Y diyelim. İkisinde de ses ürettik. Hangisinin frekansı yüksek oluyordu? Kısa olanın frekansı daha yüksek oluyordu. Yani fX büyüktür fY diyoruz. Aslında sebebi şöyle aklımızda tutulabilir. Mesela bu de bir darbe vurdum, F kuvvetiyle bir darbe uyguladım. Bu de bir darbe uyguladım. Şimdi hangisinde daha fazla madde var? Uzun telde daha fazla madde var. İşte fazla maddeye F kuvvetini uyguladığında o maddede fazla bir etki oluşmuyor. Çünkü madde çok. Sen böyle parmağını dın diye vurdun. Orada kalın bir ses çıkıyor. Yani buradaki tel fazla ötmüyor. Ama ince bir tele, kısa bir tele aynı darbeyi vurduğunda madde miktarı az olduğu için molekül başına daha fazla enerji düşüyor. O yüzden de onlar daha fazla çınlıyor. Daha çok ses üretiyor. Yani kısa tel, ince kısa tel ve ince tel uzun olana ya da kalın olana göre daha ince bir ses üretir. Mesela aynı boyda tel yapalım ama biri kalın olsun, biri ince tel olsun. Mesela bu X, bu Y olsun. Şimdi ikisine de F kuvveti uyguladığımı düşüneyim. Hangisinde madde miktarı fazla? kalında. Madde miktarı fazla olunca, fazla olunca her moleküle düşen enerji az oluyor, değil mi? Madde miktarı çok çünkü. İşte moleküller enerjileri az olunca fazla titreşemiyorlar. O yüzden de kalın bir ses üretiyor. Yani burada da aynı şekilde ikisine de F kuvveti uygulandığında X'in ürettiği ses ince olur, yüksek frekans. Y'nin ürettiği ses kalın olur. Vurmalı çalgılar böyledir. Üflemeli çalgılarda da Şimdi vurmuyorsun ki mesela buradaki hava molekülünü harekete geçiriyorsun. Burada da buradaki hava molekülünü harekete geçiriyorsun. Sen şimdi buradan üfledin. Buradan da üfledin. Hangisinde hava molekülü daha çok? Bunda. Şimdi hava molekülü daha çok olduğu için molekül başına düşen enerji az olur. Yani fazla ötmez. Dolayısıyla da kalın bir ses çıkar. Ama burada moleküller daha az olduğu için Molekül başına düşen enerji daha çok olduğu için daha çok titreşir. Daha çok ses ince çıkar. Yani soda içtiğinizde bu deneyi yapabilirsiniz. Burada da bak yine mantığımız aynı. Hangisinde madde miktarı fazlaysa onda frekans düşük oluyor. Burada da sesin havayı titreştirmesinden dolayı hangisinde hava daha fazlaysa ondaki sesin frekansı daha düşük oluyor. Yani K'nın frekansı L'nin frekansından daha düşüktür dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru. Çünkü böyle diyordu zaten. Her iki şişenin gövdesine metal bir kaşık ile vurulduğunda şimdi vurduğun zaman K'dan yayılan sesin sürati L'den yayılan sesinkinden büyüktür diyor. Hayır. Çünkü ikisi de aynı ortamda olduğu için üretilen seslerin süratleri aynıdır aynı ortam. Yani bu yanlış. Her iki şişenin gövdesine metal kaşık ile vurulduğunda K'dan çıkan sesin frekansı L'den küçüktür. K'nın frekansı L'den küçüktür diyor. Bakacağız. Aa burada doğruydu. O zaman bu da doğru. Yanlış. O başka. Orada üflüyordu. Burada vuruyor. Şimdi vurmalı bir çalgıda. Bak artık üfleme yok. O yüzden bunları siliyorum. Vurmalı bir çalgıda hangisinin madde miktarı daha çok? Buna da tokmakla geliyorsun vuruyorsun. Buna da tokmakla vuruyorsun. Bak bunda su az olduğu için madde miktarı az oluyor. Bunda su çok olduğu için madde miktarı çok oluyor. Madde miktarı çok olunca Molekül başına düşen enerji azalıyor. Çok madde var çünkü. O yüzden bundan fazla bir ses çıkmıyor. Bu kalın bir ses üretiyor. Bu da daha çok ses üretiyor. Yani daha ince bir ses üretiyor. Yani ince ses kanın frekansı yüksek demek. Oysa burada tam tersi söyleniyor. Yani bu yanlış. Sorunuzun doğru cevabı A şıkkı. Umarım anlatabiliyorumdur canlarım. İnanın elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani bir şekilde açık bırakmamaya çalışıyorum. Aşağıda günlük yaşantıda karşılaşan bazı ses olayları verilmiş. Buna göre bu olayların sesin hangi özelliği ile ilgili olduğunu soruyor bana. Şimdi hayvanların duyabildikleri bazı sesleri insanların duyamaması sesin sadece ve sadece frekansı ile ilgilidir. Yükseklik ve frekans aynı şey. Yani insan kulağının duyabileceği aralık 20 Hz ile 20.000 Hz arasıdır. Bunun üstünü de duyamaz, bunun altını da duyamaz. Yani bir sesi duyamamamızın nedeni o sesin frekansıdır. Köpekler duyar ama biz duyamayız. Sesin frekansıdır. Mesela köpek düdüğü diye bir şey var. O düdüğü insan duyamaz ama köpek duyar. Sesin frekansı ile ilgili ile genliğiyle, hızıyla bir ilgisi yok. Uzakta iki kişinin birbirine seslerini duyurabilmesi için bağırarak konuşması. Şimdi bak, bağırdığın zaman sesin şiddeti artar. Yani sesin genliği artar. Dolayısıyla sesin enerjisiyle orantılıdır. Yani genlik ya da enerji diyebiliriz. Peki gök gürültüsünün şimşek çaktıktan ancak bir süre sonra duyulması. Yani önce biz şimşeği görüyoruz, sonra gök gürültüsünün sesini duyuyoruz. Çünkü şimşek bir ışıktır. Işığın hızı sesin hızından kat ve kat fazladır. Dolayısıyla aynı anda oluşmasına rağmen yani bu şimşek çaktığında aslında ses de ortaya çıkıyor. Ama ortaya çıkan sesin ilerleme hızı yavaş olduğu için ortaya çıkan ışığın ilerleme hızı çok daha hızlı olduğu için önce gözümüze ışık ulaşıyor ve biz ışığı görüyoruz. Sonra da ses geliyor yavaş yavaş geldiği için ve biz sonrasında da sesi duyuyoruz. Yani bu hızla ilgilidir. Işık hızı ve ses hızı farklı olduğu için yani burada da hız olacak. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmaktadır. Gençler şimdi bu sene çok büyük bir afet yaşadık. Allah geride kalanlara sabırlar versin. Yani kaybettiğimiz güzel insanların da mekanları cennet olsun diyorum. Rabbim bir daha bize böyle büyük acılar yaşatmasın. Çok dua ettik. Hep birlikte üzüldük, ağladık, birbirimize destek olduk. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bu gerçeği de unutmuyoruz. Şimdi bu sene güncel olacağı için yani deprem şiddeti, deprem büyüklüğü ile ilgili bir soru belki gelebilir. Normalde gelmemeli. Yani bu depremden etkilenen öğrencilerimizi düşünerek gelmemelidir bu soru. Deprem sorusu gelmemelidir. Ama gelebilir. O yüzden ben hatırlatacağım. Depremin büyüklüğü ile depremin şiddetini e, bilmemiz gerekiyor. Aralarındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Depremin büyüklüğü deprem sırasında ortaya çıkan enerji ile ilgili bir kavramdır. Yani fay hattındaki kırılmanın şiddeti ile ilgilidir. Yani böyle basit bir kırılma mı yoksa çok daha büyük bir kırılma mı? Tamamen depremin enerjisi ile ilgili bir kavramdır. Depremin büyüklüğü. Hani mesela işte 7.4, 6.3 falan diyoruz ya. O depremin büyüklüğüdür. Depremin büyüklüğünü direkt ölçmek mümkün değildir. Ama bunu yani Richard ölçeği denilen aletle biz depremin büyüklüğünü belirleyebiliyoruz. Tamam depremin büyüklüğü bu ve depremin enerjisi ile ilgilidir. Yani Japonya'daki 7.4 ile Türkiye'deki 7.4'ün depremlerinin büyüklükleri aynıdır. Çünkü ikisi de 7.4 olduğu için ikisinin de ortaya çıkardığı enerji aynıdır diyebiliyorum. Ama depremin şiddeti bambaşka bir şeydir. Depremin şiddeti Yeryüzünde ortaya çıkardığı hasardır. Dolayısıyla depremin şiddeti nelere bağlıdır? Mesela depremin işte 3.4 ya da 7.4 olması depremin büyüklüğü depremin şiddetini etkiler mi? Etkiler. 3.4 fazla yıkıcı olmaz ama 7.4 daha yıkıcı olur. Yani yeryüzüne verdiği hasarı depremin büyüklüğü etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama depremin şiddeti depremin büyüklüğünü etkilemez. Çünkü birisi sonuç birisi sebep. Yani önce de fay kırılacak bu depremin büyüklüğüdür. Sonrasında depremin şiddeti ortaya çıkıyor. Yani yeryüzündeki verdiği hasar ortaya çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki depremin büyüklüğü arttıkça depremin verdiği yeryüzüne verdiği zarar, yıkıcı etki artar. Yani depremin büyüklüğünün değişmesi depremin şiddetini değiştirir. Ama depremin şiddeti depremin büyüklüğünü değiştiremez. Çünkü o sonuçtur. Sonuç sebebi nasıl değiştirecek? Demek istediğimi anlatabildim mi? Depremin şiddeti nelere bağlı? Her şeye bağlı. Mesela depremin hayat işte yani depremin merkezine olan uzaklığınla ilgilidir. Ondan sonra binaların yapımında kullanılan malzemelerin kalitesiyle ilgilidir. İşte yer altını yapının yapının işte zeminin kalitesiyle ilgilidir. Yani kullanılan çimentosundan tutun da o müteahhitin oradaki yaptığı çalışmalardaki hassasiyetiyle her şeyle ilgilidir. Çünkü birinde deprem oluyor hiçbir şey yıkılmıyor. Birinde deprem oluyor her yer yıkılıyor. İşte bu yapıların kalitesiyle de ilgilidir. İşte toprağın yapısıyla da ilgilidir. Hayatın olan uzaklıkla da ilgilidir. İlgilidir de ilgilidir. Yani depremin şiddeti her şeyle ilgilidir. Ama depremin büyüklüğü depremin ortaya çıkaracağı enerji ile ilgilidir. Umarım ikisinin farkını anlatabilmişimdir. Yani iki farklı ülkede aynı büyüklükte depremler olup şiddetleri farklı olabilir. Anlatabilmek yani anlatmak istediğim buydu. Umarım açıklayabilmişimdir. Bu videonun da burada sonuna geldik. Canlar elimden geldiği kadar anlattım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.